بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود باب ما شل بر şeyin babıdır ki yembeği layık olur. En yukarı okuna fir rükû ve sücud. Rükûda, secdede denile okunan ne layıktır? Onu beyan edecek. Yani rükûa vardır. Onda bir dua var mı yok mu? Dua varsa hangi dua okunacaktır? Resul-i Ekrem Efendimiz hangisini okumuştur? Bu babda da bunu beyan edecek. Haddesena Rabi'ul Müezzinu kâle haddesena İbn-i Vehbin kâle akbereni İbn-i Ebi Zennat en Musa İbn-i Ukbe عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأرض عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حضرت علي كرم الله وجهه buyurdular ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Peygamber Efendimiz der idi وهو راكعٌ halbuki o rükû edici idi yani rükûa varmış ve rükûda şunları okur idi اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين bu duayı okurdu. Manası اللهم يا ربي لك ركعت ancak sana rükû ettim ve bik ancak sana آمنت ben iman ettim ve لك ancak sana أسلمت ben itaat ettim ve ente Rabbi sen benim Rabbimsin, Halikimsin. Haşe aleke huşu etti, zillet, zelil oldu, yani mungad oldu, leke sene sem'i benim kulağım, ve beseri gözüm, ve muhhi dimağım, hepsi senin emrinde, amada ve senin huzurunda zelil ve haşudur. Ve azmi benim kemikim, ve asabi asabım, asabım damarlarım lillahi Allah içindir. Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allahu Teala'nın vergisidir ve onun lütfudur. Ve yekulu fi sucudihi sucudunda da der. Hazreti Ali Kerimallahu Resulü diyor ki Peygamber Efendimiz secdede de şunu buyururdu. Allahümme leke secettu ve leke eslemtu ve ente Rabbi سجد وجهي للذي خلقه وشك سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ودعي وقردي ما ناسي اللهم يا ربي لك أنجك سنة سجدت بن سجديت ولك أنجك سنة أسلمت بن متي بن قاتل وأنت ربي سن بنم ربمسن سجد وجهي بنم يزم سجديت للذي شول بر الله كي خلقه ون خلقت ve şakka şak gitti sem'ehu kulağını yani kulağın deliğini açtı da o seda gidiyor da işitiyor ve basarehu gözünü orasını halk etti de böyle gözün perdelerini yarattı da o göz görür oldu tebarekallah tebareke yüce oldu Allah-u Teala Hazretleri öyle Allah ki ahsenul halikin ahsenul halikin olan yaratıcıların en güzeli olan Allah-u Teala yüce ve âli oldu. Şimdi burada Hazreti Ali kerramallahu veçe rükûda okunan duayı secdede okunan duayı beyan buyurdular. Peygamber Efendimiz rükûda Allahümme leke rekâtu ve bike âmentu ve leke eslemtu ve ente Rabbi haşa aleke sem'i ve basari ve muhhi ve azmi ve asedi lillâ rabbil âlemin bunu okudular. Secdede de Allahümme leke secettu ve leke eslemtu ve ente Rabbi secede veçhi lillezî halakahu ve şakka sem'ahu ve basarahu tebârekallah ve ahsenul halikin bu duayı okudular. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Abdullah ibn Raca İmam-ı Tahavi Muhammed ibn Huzeyme'den rivayet ediyor. İkinci bir senetle daha. Ha ve haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena el-Vehbi İmam-ı Tahavi bir Muhammed İbni Huzeyme'den, o da Abdullah İbni Reca'dan, bir de İbni Ebi Davud'dan, o da Vehbi'den ve yine Abdullah İbni Salih'den rivayet ediyor. قَالُوا bunların üçü de dediler ki اَخْبَرَنَا عَبْدُلْعَز۪يزِ بِنُ الْمَاجِشُونَ Abdülaziz haber verdi kimden? اَنِ الْمَاجِشُونَ babası Maciş'ondan rivayet eyledi. Daha kimden? وَعَبْدِ اللّٰهِ بِنِ الْفَطِرِ
Abdülaziz, bir babası Maliçun'dan, bir de Abdullah ibn-i Fadıl'dan rivayet eyledi. Kimden onlar da? Enil Araç'ı. Araç'tan rivayet eylediler. Fezekere bi isnadihi mislehu. Bu isnad ile hadisi şerifin aynını onlar da zikreylediler ki Hazreti Ali Kerramallahu Veşe'nin buyurduğu gibi rükû ve secdenin dualarını Peygamber Efendimiz'den işittiği gibi beyan buyurmuş. Haddesena Ebu Ümeyye'te kâle haddesena Revhü bin Ubâde ani bini Cüreycin kâle akbereni Musa bin Ukbe en Abdillah ibn el-Fadr en Abdirrahman el-Âric en Ubeydillah ibn Ebi Rafi en Ali radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâreke rükû ettiği vakitte kâle buyururdu. Allahümme leke rekâtu وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. Böyle okuduğunu rivayet ettiler. Yukarıki duaya benzer fakat bir iki kelime yerinden değişiyor. Mana itibariyle birbirine yakın. Allahümme ya Rabbi leke rekatu ancak sana ben rükû ettim. وبك آمنت ancak sana iman ettim. وَلَكَ أَسْلَمْتُ ancak sana müti oldum. اَنْتَ رَبِّي sen benim Rabbimsin. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي benim kulağım sana huşu etti. Senin huzurunda zelil oldu. وَبَصَرِي gözüm sana huşu etti. Müti oldu. وَمُخِي benim dimağım وَعَزْمِي gemikim. Bunların hepsi ya Rabbi senin huzurunda hudu ve huşu ve zillet içindedirler. وَمَا وَالْبِشَيْكِ اِسْتَقَلَّتْ istikrar etti, durdurdu, istikrar etti. وَمَا وَالْبِشَيْكِ اِسْتَقَلَّتْ bihi anında durdu, kademi benim kademim. Yani vücudunu kastediyor. Bütün vücut ayak üzerine yüklenir ya, işte benim bu ayaklarımın istikrar etmiş olduğu, yüklenmiş olduğu bunlar hepsi لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ındır, onun lütfu keremidir, onun yolundadır. Haddesena Ahmedübünü Davud. Burada Ebi Davud demiş. Şerhte Ebi Zayd. Haddesena İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi kim? Ahmedübünü Davud. Kale, o da dedi ki haddesena Ubeydullahi binu Muhammedin İtteymi. Kale akberena Abdülvahidi binu Ziyad. عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال yine Hazreti Ali kerramallahu veçevden rivayet ediliyor. Kale buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu Nühitü en akra'a ve ne râki'un evsâci Nühitü ben nehyolundum en akra'a Kur'an okumayı ve ene râkûn halbuki ben rükûdayım evsâcidim yahut secdedeyim. Rükû ederken, secde ederken Kur'an okumadan ben nehyolundum. Fe emmer rükû emme rükû fe azzimû siz tazim edin fihi rükûda el-Rabbe Cenab-ı Hakk'ı tazim edin. Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor. Yani Sübhâne Rabbiyen azîm bunu okuyor. Yani rükûda secdede Kur'an okumadan Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i nehyeylemiş. Peki rükûda ne okunacak? Bu rivayette rükûda Cenab-ı Hakk'ı tazim edilecek. Sübhane Rabbiyel Azim okunacak. Ve emme sücûd emme secdede feçteydû siz içtihad edin, çalışın fi dua, duada içtihad edin. Dua okuyun. Fekaminun layıktır ki en yüstecâbe leküm sizin duanız kabul edilsin. İnsanın Allah'a, Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu secde anıdır. Secdede dua edin ki bu duanızın kabul olmasına layık bir yerdir. Şimdi bu rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükûda tazimi, tesbihi emreyledi. Secdede de duayı emreyledi. Şimdi Hazreti Ali kerramallahu ve şevden yukarıda gelen dualar var. Bir de burada gelen tazim ile bir de dua var. Haddesena Ahmed ibn el-Hasan el-Kufi kâle semi'tu ibn Uyeyne'te yekûl Süfyan ibn Uyeyne'yi işittim diyor ki Ahmed ibn el-Hasan el-Kufi yekûlu derdi ki haddesena Süleyman ibn Suhaym en İbrahim ibn
Abdullah ibn Ma'bed an Ebihi an İbn Abbas radıyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ediyor. Kale keşefe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kaldırdı es-sitarete, sitareyi keşfetti. Yani hücre-i saadetindeki sitareyi kaldırdı. Mescid-i Şerif'e baktı ki vennâsuna sufufun, saflar halinde halife Ebi Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in peşinde saflar halindeler. Sümme zekere mislehu, sonra bu hadis-i şerifi zikreyledi. Yani dedi ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri beni rükûda. Sümme zekere mislehu, aynı hadis-i şerifi zikreyledi. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki Cenab-ı Hak beni rükûda ve secdede Kur'an okumada nehyeyledi. Rükûda Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediniz, tazim ediniz, Sübhane Rabbiyel Azim deyiniz. Secdede de dua ediniz. Secdede dua kabul yeridir ve orada yapılan duaların kabul olunması, müstecap olması layıktır buyurdu. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Me'emmel ibn-i İsmail kâle haddesena Süfyan'u an Mansur'in an Ebi Duhay an Mesruk'in an Aişe'te radıyallahu anha. Mesruk Hazreti Aişe'den rivayet ediyor. Kâle Hazreti Aişe radıyallahu anha buyurdular ki kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yüksiru. Peygamber Efendimiz çok eder idi. En yegule demeyi, fi rükû'i rükû'unda, rükû'unda demeyi çok yapardı. Ne demeyi? Sübhâneke Allahümme ve bihamdik, estağfiruke ve etûbu ileyk, fâfirli inneke entettevvâb. Bu da Hazreti Aişe'den rivayet ediliyor. Hazreti Aişe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükû'unda bu duayı çok okuduğunu beyan buyuruyor. Sübhaneke Allahümme, ey Sübhaneke, seni tenzihü tekdis ederim, noksan sıfatlardan berisin Allahümme ya Rabbi. Ve bihamdike, senin tevfikinde ben bu tesbihi yapıyorum. Senin tevfikin olmasa ben tesbihi yapamam. Senin havlu kuvvetinde bu tesbihi yapıyorum, benim havlu kuvvetimle değil. Estağfiruke, ben senden mağfiret talep ederim. Ve etubu ileyk, sana tevbe ederim, sana de mağfiret dilerim. Fâfirli ya Rabbi, sen beni mağfiret et. İnneke sen entettevvâb, tevbeleri kabul edici sensin. Evet, Hazreti Aişe radıyallahu anh da bunu buyurdu. Öyleyse dualar muhtelif oldu. Rükûda okulacak dualar. Bu dua var. Yukarıdaki Hazreti Ali'den rivayet edilen iki dua var. Ondan sonra Sübhane Rabbiyel Azim okunması var. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بهب بن جرير وبشر بن عمر ها وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور فذكروا بإسناده مثله. إمام التحاوي إبراهيم'den أبو بكر'den rivayet ediyor. Onlar da Şabe'den, Şabe'den Mansur'dan rivayet ediyor. Fetekar bunların hepsi zikreylediler bir isnadiyi. Bu isnatla mislehu ve hadis-i şerifin eynidir. Yani Hazreti Aişe radıyallahu teala anh'ın buyurduğu gibi Peygamber Efendimiz rükûda Sübhaneke Allahümme ve bihamdik estağfiruke ve etûbu ileyk fâfirli inneke entettevvâb. Bunu çok okudu. Bunu beyan buyurdular. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الكناسي قال حدثنا سفيان عن منصور فذكر بإسناده مثله. منصور'dan rivayet ediliyor. Yukarıdaki hadis gibi aynen bu hadisi şerifi beyan buyuruyor. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة en Katadete en Mutarrifin en Aişete radıyallahu anha ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yekûl. Hazreti Aişe radıyallahu anha buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz der idi, kâne yekûl der idi, fî rükû'i rükû'unda ve sücûdihi sücûdunda der idi. Ne der idi? Sübbûhun kuddûsun rabbül melâiketi verruh. Bunu okur idi.
Sübbuhun, Kuddusun, Rabbül Melaiketi ve Ruh, bu haber oluyor. Müptedası ne oluyor bu? Müptedası ey rükû'i ve sücûdî limen huve sübbuhun, Kuddusun, Rabbül Melaiketi ve Ruh demektir. Rükû'i benim rükûm ve sücûdî benim secdem. Kim için orucudur? Limen bir kimse orucudur ki, huve o kimse nedir? Sübbuhun sübbuhtur, Kuddusun kuddustur, Rabbül Melaiketi meleklerin Rabbisidir ve ruhi ruhun Rabbisidir. Öyleyse sen de secdede ve rükuda bu duayı okuduğun vakitte Sübbuhun kuddusun Rabbül Melaiketi ve ruh benim rükum secdem, işte Sübbuh kuddus ve Rabbül Melaiket ve ruh olan Allah'a mahsustur. Ve bunun manası ne? Sübbuhun kendi kendisine layık olmayan sıfatlardan münezzehtir. Sübbuhun Cenab-ı Hak noksan sıfatlardan beridir. Kuddusun, o da o manaya da gelir, bir de mübarek manasına gelir. İki manaya da gelir. Rabbül Melaketi bütün meleklerin Rabbisidir. Ve ruh, ruhun da Rabbisidir. Ruhtan murat Cibril aleyhisselam. Bütün meleklerin Rabbi dedi mi Cibril de ona dahildir. Fakat ayrıca ve ruhu demek bu etful has alalam, bir şey umumi zikrediyor. Onların içerisinde mekanı büyük olduğundan Cibril aleyhisselam ayrıca bir daha zikrediyor. Ruh hakkında muhtelif kavuller var. Bazılarına göre Cibril aleyhisselam, bazılarına göre melaikeden bir sınıf vardır ki onlara ruh derler. Bazılarına göre de ruh ayrı bir melektir ki bütün o meleklerin fevkinde ruhani büyük bir melektir. Fakat bunun en ulema indinde en yakın manası Cibril aleyhisselamdır. Haddesena ibn-i Merzuk kâle haddesena Sa'id ibn-i Amir kâle haddesena Şâbetü en Gatâdete fezekere bi isnâdihi mislehu. Şâbe Gatâdeden zikreyledi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin buyurduğu gibi rükûde ve sücûdde bu duayı çok okurdu. Sübbûhun kuddûsun Rabbül Melâketi ve Ruh. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عمرة مشهور عبد الرحمن الأنصاري كذلك حضرت عائشة çok rivayetleri var ve çok geçiyor. عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdular ki فقدت النبي صلى الله عليه وسلم, bir gece Peygamber Efendimiz'i bulamadım zaten Leylet'in bir gece. Bir gece yatarken bir de uyumuş ki Resul-i Ekrem'imiz yanında yok. Fazanentü, ben zannettim ki ennehu etâ cariyetehu, o cariyesine gitti. Hazreti Mâriye Peygamber Efendimiz'in cariyesiydi ya. Rivayetler muhtelif. Burada cariyetehu diyor. Bazı rivayetlerde geliyor ki belki ezvac-ı mütehharattan diğer birisinin yanına gitti. Feltemestuhu, ben onu aradım. Bir yedi elimle fevakaat, vakı oldu yedi benim elim ala suduri kademihi, Resul-i Ekrem Efendimiz'in ayaklarının üzerine elimdeydi. Ve ve sacidun, o da secdedeydi, ayaklarının üzerine elimdeydi ki yakulu, secdede buyuruyordu. Allahümme inni a'udhu bi rızake min sakatik ve a'udhu bi affike min ikabik. أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Bu duayı okuduğunu duydum. Hazreti Ayşe kıskançlık dolayısıyla Peygamber Efendimiz acaba başka cariyesinin yanına mı gitti? Ezvac-ı mütahharattan başkasının yanına mı gitti? Kalktı onu aradı. Halbuki Resul-i Ekrem Efendimiz kalkmış namaz kılıyor. Namazda secdeye varmış, secdede bunu okuduğunu Hazreti Ayşe duydu. Tabi Ali Resul-i Ekrem'imizin ayaklarına değince onu namazda bulunca kulak verdi ki secdede de bunu okuyor. Allahümme inni ya Rabbi, ben e'udu sığınırım bir rıda ke, senin rıdana sığınırım, min sahatike, senin gazabından, senin gazabından gene senin rıdana sığınırım. Sen sahat edersen, gazap edersen kim beni kurtaracak? Ancak yine sen kurtaracaksın. Ve'udu ya Rabbi, ben sığınırım be'affike, senin affine, min ikabike, senin azabından. Sen azap edeceksense kim affedecek? Yine sen affedeceksin. Başkası var mı? Yok. Senin ikabından, senin affine sığınırım. Ve'udu ya Rabbi, sığınırım bike, sana, minke, senden.
Ya Rabbi, senin azabından, senin sahatından ancak sana sığınırım. Her şeyde ne şer gelecek, ne azap bir şey gelecekse ondan kurtaracak. Ancak sensin, sana sığınırım. La uhsi, ben sayamam. Senaen methu, senayı methetmeyi, aleyke sene, seni methetmeyi sayısı ne kadardır, ne kadar, ben bunları sayamam. Uhsi, yani bir şeyi sayar sayar en nihayetine getirir. Cenab-ı Hakk'ı ne kadar methu sena edersen, Cenab-ı Hak daha o senanın daha yukarısında. Ben ne kadar sena isem bunu bitiremem, yetiremem. Ente ya Rabbi, sen kema esneyte, sen methettiğin gibi ala nefske nefsine. Sen kendi nefsini nasıl methedersense sen işte, ben de öyle sena ederim. Yoksa benim senam, kelimelerim o manayı tamamıyla ifade edemez. Ben acizim ya Rabbi. Ente kema esneyte ala nefsik. Kendin kendi azimüşşanını nasıl methü sena eyledinse ben de o senayla seni sena ediyorum. Evet, şimdi burada da Allahümme inni e'ûzu bi ridâke min sahatik ve e'ûzu bi afdike min ikâbik ve e'ûzu bike minke la uhsî senâen aleyk ente kemâ esneyte alâ nefsik. Secdede Resul-i Ekrem'imiz bunu okuduğunu Hazreti Ayşe duydu ve beyan buyurdu. Haddesene Yunus ibn Abdülalâ kâle akhberen ibn Vehbin enne Mâliken haddesehu an Yahya ibn Sa'idin أم محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة دن إبراهيم التيمي روايت ديور ثم ذكر مثله أين حديث شريف ذكر إلى ذكر سجدة بو دعي وكتون حضرت عائشة duymuş ve beyan buyurdu. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت أبا النضر يقول عمارة diyor ki ben Ebu Nadir'i işittim derdi ki سمعت عروة يقول عروة'yı işittim derdi عروة بن زبير رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها عروة diyor ki Hazreti Ayşe derdi ki فَزَكَرَ مِسْلَهُ hadis-i şerifin mislini zikreyledi ki اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ burada ravi zikreylemedi قَوْلَهُ لَا اُحْسِي سَنَعَنْ عَلَيْكُ bu yok. Bunu zikreylemedi. وَزَادَ فَكَسْ زِيَادَ اِلَدِي اُسْنِي عَلَيْكَ لَا اَبْلُوا كُلَّ مَا ف۪يكَ bunu ziyade eyledi. Yani bu rivayet ediyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh, ben gece Resul-i Ekrem'imizi yanımda bulamadım. Cariyesinin yanına mı gitti? Ezvac-ı Mütahharat'tan başkasının yanına mı gitti diye aradım. Elim Resul-i Ekrem'imizin ayaklarına değdi. Baktım ki secdede okuyor ki Allahümme inni e'ûzu bike bir Allahümme inni e'ûzu bi ridâke min sahatik ve e'ûzu bi afdike min ikâbik ve e'ûzu bike minke. Ondan sonra la uhsî senâen aleyk var. Onu zikretmedi bu rivayette. O yok. Enteke. La uhsî senâen aleyk enteke mâsîte la nefsik. Bunun yerine şunu getirdi. Dedi ki üsnî اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ondan sonra وَاُسْنِي عَلَيْكَ لَا أَبْلُوا كُلَّ مَا ف۪يكَ bunu okudu. Manası وَاُسْنِي يَا رَبِّي ben sana ederim aleyke sana لَا أَبْلُوا ben erişemem كُلَّ مَا شُول bir methü senaya ki ف۪يكَ sende olucudur. Yani sende olan methü senaya ben hepsine erişemem fakat sana sana ediyorum. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول bu rivayette Hazreti Ebu Hureyre'den geliyor ki diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz der idi fi sücudihi secdesinde Allahümme ağfir li zembi kulleh dikkahu ve cilleh evvelehu ve ahireh ve alaniyetehu ve sirreh. Bunu okurdu. Allahümme ya Rabbi iğfirli, sen beni mağfiret et. Zembi günahımı, kullehu günahımın hepsine mağfiret et. Dikkahu dakikini, incesini,
ve cillehu büyükünü, yani ufağını da affet, büyükünü de affet. Evvelehu ve ahirehu, evvel yaptığın günahları da sonra yaptığın günahları da affet. Ve alaniyetehu ve sirrehu, aşikara yaptığın günahları da affet, gizli yaptığın günahları da affet. Bu rivayette de Resul-i Ekrem Efendimiz secdede bunu buyuruyormuş. Allahümme affirli zembi kulleh, dikkahu ve cilleh, evvelehu ve ahireh ve alaniyetehu ve sirreh. Yani şimdi muhtelif rivayetlerden anlaşılıyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz rükûde ve sücûdde Kur'an okumamış. Fakat tesbihler ve muhtelif dualar okumuş. Ashab'tan herkes, her kim ki neyi işitmişse onu burada naklediyor. Onun için muhtelif rivayetler geliyor. Ha, yine burada İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. Bir daha getiriyor Hazreti Ebu Hureyre'den. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Ebu Salih, kâle haddesena Yahya ibn Eyyub, an Umaret ibn Gaziye, an Sümeyyin, Mevla Ebu Bekir Sümeyy kimmiş? Hazreti Ebu Bekir'in kölesi. Yani an Ebi Salih, Ebi Salih'ten rivayet ediyor. O da an Ebi Hureyre'den radıyallahu anh. Hazreti Ebu Hureyre'den an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor ki ennehu kal, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَوَ السَّاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَى. اَقْرَبُ مَا شُول, bir vaktin en yakını ki يَكُونُ الْعَبْدُ, kul olur. اِلَى اللّٰهِ, Allah'a yakın olur. Şul bir vaktin en yakını ki insan Allah'a o vakitte çok yakın olur. وَهَوَ, ne vakittir o? وَهَوَ سَاجِدٌ, o adam secde edici olduğu haldadır. Demek ki bir adam secdeye varırsa Allah'a en yakın olduğu vakit odur. فَاَكْثِرُوا, siz çok ediniz. اَدْدُعَى, duayı çok ediniz. Yani secdede duayı çok ediniz. Çünkü Allah'a en yakın bir an, bir hal o. Yüzünü yere koymuş. Yani tazimin en nihayeti. Mesela bir adam ayakta selamlarsın. Daha biraz tevazu edersen rükûa varırsın. Daha yüzün yere koysan o tevazuun en yüksek olduğundan dolayı Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de orada yapılan duaları kabul ediyor. Şimdi burada da mutlak dua, yani herhangi bir duayı buyurmuyor da Peygamber Efendimiz hangi duayı okursunuz okuyun buyurmuş oluyor. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, cemaatin bir kısmı sahip oldular. Neye? İlâhâ değil asar. Şart ediyor ki hadi-i lasar, buna lüzum yok. فَزَهَبَ قَوْمٌ, bir kavim sahip oldular. Neye? اِلَا اَنَّهُ شُنَا كِ لَا بَاسَ بَيْسْ olmadı. اَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ, bir adam dua eder. فِي رُكُوعِ وَسُجُودِهِ, rükûnda, sücudunda dua eder. Neyle? بِمَا اَحَبَّ, neyi seviyorsa. Sevdi ki dua yapar. Bu hadisten de bu anlaşıldı. وَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ, bu secdede, rükûda, sücudda olmadı. عندهم, bu kavme göre şey-ün müvakkat, müayyen bir şey yoktur. İlla şu duayı oku diye böyle bir şey yoktur. وَاَحْتَجُّوا, bunlar ihticaz ettiler. فِي ذَٰلِكْ, bu mesele hakkında müayyen bir dua olmadığına dair bu mesele hakkında ihticaz ettiler. Ne ile? بِهَذِهِ الْاَسَارِ, işte bu eserlerle. Hazreti Aişe'den, Hazreti Ali'den, Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilen bu muhtelif dualar var. Hele bilhassa sonunda ne buyurdu? Sonunda buyurdu ki secdede Peygamber Efendimiz siz duayı çok edin. Edince yani hangi duayı yaparsan yap. Peki bu kavme, bu mezhebe sahip olanlar kim? Diyor ki İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet, İmam İshak ibn-i Rahevi ve Davud-u Zahiri buna sahip oldular ki rükûda, sücûdde müayyen bir dua yoktur. İstediği şeyi duayı yapabilir. Ve halefen fî zâlike âkırun. Fakat diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Muhalefet edenlerden İbrahim'in Nakhai, Hasan-ı Basri, İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, bir rivayette İmam-ı Ahmet, evet, bunlar muhalefet ettiler ki Hazreti Ali'den, İbn-i Mesud'dan, Hüzeyfe'den, Ukbet ibn Amir radıyallahu anh'den de rivayetler var. Ne dediler? Fekalu, bunlar dediler ki la yenbeğile, namaz kılan bir adama layık olmaz. Ne layık olmaz? En yezide fi rükû'i, rükû'unda ziyade ede. Ala Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim üzerine ziyade etmesi layık olmaz.
rükûunda nedir? Sübhane Rabbiyel Azim. Bunun üzerine ziyade etmez. Lakin yureddiduha, onu terdid eder, tekrar eder. Ne kadar? Ma habbe, sevdiği kadar. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. 3 defedir, 5 defedir, 7 defedir, 9 defedir, 11 defedir terdid. Ama rükûda okunacak dua Sübhane Rabbiyel Azim'dir dediler. وَلَا يَنْبَغِي لَهْ Yine namaz kılan bir adama layık değildir ki اَنْ يُنْقِسَ فِي ذَٰلِكَ Bunda bir noksanlık yapar. مِنْ سَلَاسَ مَرَّةً 3 kereden noksanda yapmaya. Yani Sübhane Rabbiyel Azim dedi mi en aşağı 3 kere okuyor. وَلَا يَنْبَغِي لَهْ Yine namaz kılan bir adama layık değildir ki اَنْ يَزِيدَ فِي سُجُودِي Secdesinde ziyade de عَلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلَى Duasının üzerine ziyade etmek layık değildir. Yureddiduha, onu terdid eder. Sübhane Rabbiyel A'la'yı tekrar tekrar okur. Ma habbe, istediği kadar. Yalnız sonu tek olmak üzere 3 okur, 5 okur, 7 okur, 9 okur. Ve la yenbeğiyle, ona layık değildir ki en yungüse noksan ede. Zalike bu Sübhane Rabbiyel A'la'yı min selase merrat 3 kere de noksan ede. Yani 2 okuya, 1 okuya bu layık değildir. En aşağı 3 kere okuya. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında da ihticac ettiler. بِمَا بِشَيْلَ كَ حَدَّسَنَا Bize rivayet eyledi kim? Abdurrahman ibn-i Carur. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْمُقْرِبِ قَالَ حَدَّسَنَا مُوسَى بْنَ اَيُّوبِ عَنْ اَمِّهِ يَاسِ بْنِ عَامِرِ الْغَافِقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِ قَالَ عُقْبَةُ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِ dedi ki لَمَّا نَزَلَتْ فَقْتَكِ نَازِلُ oldu. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Bu ayet-i kerime vaktaki nazil oldu. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ Siz bunu rükûnuzda kırınız. Rükûda فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ okuyunuz. وَلَمَّا نَزَلَتْ vaktaki nazil oldu. سَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلَى vaktaki bu ayet-i kerime nazil oldu. قال النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu ki اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ Bunu da secdenize kılınırız. Şimdi bunlara göre rükûda Sübhane Rabbiyel Azim fakat en aşağı 3 defa okunar. Secdede de Sübhane Rabbiyel A'la bunu da en aşağı 3 defa okuyor. Bu ayeti kerimelerden Resul-i Ekrem Efendimiz alarak Eshab-ı Kiram'ına böylece öğretmiş oldu. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن بهب قال حدثنا عمي قال حدثني موسى بن أيوب فذكر بإسناده مثله إمام تحاوي أحمد بن عبد الرحمن تذكر لدي أين حديث شريف رواية إليه حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر مثله حضرت علي كرم الله وجهه دند أين حديث الشريف رواية إليه وكان من الحجة لهم onların lehine olan hüccetten oldu. Eyda işte bu hadisler onların hüccet olduğu gibi fi zalik bu mesele hakkında yani rükûda Sübhane Rabbiyel Azim secdede Sübhane Rabbiyel Ala okuma meselesinde ennehu yecûzu caiz ki en yekûne ola ma kâne minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den fil asar-ı rüvel evvelki hadislerde geldi ki o rivayetlerde ola innemâ kâne kabde nüzûlil âyeteyn bu iki ayet nazil olmazdan evvel idi. Elleteyn öyle iki ayet ki zekerna biz zikreyledik fi hadis-i ukbe'nin hadisinde. Yukarıda dualar geldi. Dualar, muhtelif dualar geldi ki Peygamber Efendimiz onları okurdu. Diyor ki evet, o hadislerde bu geldi. Caiz ki bu ayetler nazil olmazdan evvel Resul-i Ekrem Efendimiz o duaları okurdu ve emrederdi. Fakat bu iki ayeti kerime nazil olduktan sonra rükûda sebbih isme rabbike razîm secdede de evet, sübhâne rabbike sübhâne rabbike sübhâne rabbiyel a'lâ sübhâne rabbiyel azîm sübhâne rabbiyel a'lâ tayin edildi. فَلَمَّا نَزَلَتَ وَقْتَكِ bu iki ayeti kerime nazil oldu. اَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz ashabı emreyledi. بِمَا ol bir şeyle ki emarahum onları emreyledi. بِهِ bununla minzalik. İşte bu meseleden ki bunu okuyun.
fekâne emruhu, Peygamber Efendimiz'in emri oldu, nasihen, neshedici oldu, lima ol bir şey ki tekeddeme tekeddüm etti min fiali, Peygamber Efendimiz'in fialinden. Peygamber Efendimiz kendisi işlerdi, şu duaları okurdu. Bu emir oldu. Onlar fiil idi. Resul-i Kerim Efendimiz muhtelif duaları okurdu. Fakat bu emri, o fiilini nasih oldu. Bunun okunması tekarrür etti. Ve kadruyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyler. Resul-i Kerim Efendimiz'den de emrolundu ki ennehu kad kâne yekûlu fî rükû'i ve sücûdihi. Peygamber Efendimiz kendisi de rükûnda, sücûdunda okurdu. Neyi? Ma emere bihi, emretmiş olduğu şey, duayı. Nerede emretmiş olduğu? Fi hadis-i Ukbe. Ukbe'nin hadisinde emretti ki rükûnuzda Sübhane Rabbiyel Azim deyin, secdenizde de Sübhane Rabbiyel A'la deyin. Bunu emretti ve kendisi de okuduğunu ispat ediyor İmam-ı Tahavi. Hadis de şu, Haddesene ibn-i Merzûk kal, Haddesene Sa'id ibn-i Amir ve Bişr ibn-i Ömer kal, Haddesene Şu'betu an Süleyman-ı La'meş an Sa'd ibn Ubeyde an el Müstevrid an Silat ibn Züfer an Hüzeyfe annehu salla ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hüzeyfe namaz kıldı. Zâte leyletin, bir gece. Bir gece Resul-i Ekrem Efendimiz'le namaz kıldı. Kim kılan kim? Hazreti Hüzeyfe radıyallahu teala an. فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ Peygamber Efendimiz rükûnda der idi. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ der idi. Ve fi sücudihi, secdesinde de der idi. سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلَى der idi. İşte bak Resul-i Ekrem Efendimiz Ashab-ı Kiram'ın emrettiği gibi kendisi de bizzat bunları okuduğunu bize Hazreti Hüzeyfe rivayet ediyor. حَدَّسَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّسَنَا سُهَيْمُ الْحَرَّانِ Süheym'in ismi Muhammed ibnül Kasim. Süheym onun lakabı. Kale haddesena Hafs ibn Gıyat en mücalidin an şabiyyi an silete, silet ibn Züfer en Hüzeyfe'te kale Hazreti Hüzeyfe buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûlü, Peygamber Efendimiz der idi. Fî rükû'i, rükû'unda nedirdi? Sübhâne Rabbiyel Azîm, Sübhâne Rabbiyel Azîm derdi 33 kere. Ve fi sücudi, secdesinde de derdi Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la derdi 33 kere. İşte Resul-i Ekrem Efendimiz kendisi de bizzat yapmış ve ashab-ı kiramına da emreylemiş. Fahâzâ eyzâ gaddelle, işte bu da yine delalet eder. Neye? Alâ mâ zekerna, bizim zikrettiğimiz şeye. O da neden? Mûkûfihi, Peygamber Efendimiz sim vukufundan. Neye ala duain bi'aynihi, müeyyen bir dua üzerine vakfetti ashabını, onu orada durdurdu. Yani siz de müeyyen olarak bu duayı okuyun dedi. Buna delalet eder ki fir rükû ve sücud, rükûda secdede, rükûda Sübhane Rabbiyel Azim, secdede Sübhane Rabbiyel A'la, bu müeyyen duayı Peygamber Efendimiz emretmiş oldu. Ve kâle âkharûn, diğerleri dediler ki İmam-ı Malik, Abdullah bin Mübarek ve bunlara tabi olanlar da diyorlar ki emmer rükû felâ yuzâdu fîhî, onda ziyade edilmez elâ tazîmin Rabbi Azze ve Cel, Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretlerinin tazimine ziyade edilmez. Yani Sübhane Rabbiyel Azîm denilir. Ve emmes sücûd, ama secdeye gelince feyüctehedü fîhî, onda iştahat olunur, çalışılır. Fi dua, duada. Yani Sübhane Rabbiyel A'la demekle kalmaz. İstediği dua yapabilir. İmam-ı Malik ve İbn-i Mübarek'in secdeyle rükû bir tutmadılar. Rükûda tazim, Sübhane Rabbiyel Azim var. Fakat secdede serbesttir. İstediği dua yapar dediler. Ve ihtecû fî zâlik, bu mesele hakkında da ihticac ettiler. Bi hadîs-i Ali'yin radıyallahu anhu ve İbn-i Abbas. Hazreti Ali radıyallahu anh ve Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen hadislerle ihticac ettiler. اَلَّذ۪ينَ اُولِيكَ hadis ki zekernâhumâ, biz onları zikreyledik. Fil fasıl, evvel birinci fasılda ki Hazreti Ali rükûda şunu okurdu, secdede şunu okurdu diye geçti ya, o hadisler. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ, fakat bu mezhebe zahir olan
İmam-ı Malik ve Abdullah bin Mübarek'in aleyhine olan hüccettendir. Fî zâlik bu rükû ve sücud tesbihleri hakkındaki ennehum onlar kad cealû kıldılar kavrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavrini emmer rükû fe azzimû fîhir rabb. Evet, bunu bu emrini kıldılar. Ne kıldılar? Nâsihen nâsih kıldılar. Emmer rükû fe azzimû fîhir rabb. Rükûda Allah'a tazim edin. Bu nasihdi. Ney? Lima tekaddeme tekaddüm eden şeyi min ef'ali Peygamber Efendimiz'in ef'alından. Öyle ef'al ki fe'ale zârik min ef'ali ef'alından işledi. Neden evvel işledi? Kable zârik bundan evvel. Bu emmer rükû fe'azzimu fiyir Rab. Emri sadir olmazdan evvel Peygamber Efendimiz'in ef'ali var diye işlerdi, okuduğu dualar var. Onları nasih oldu. Evet. Öyle ef'ali ki fil ehadisi lüvvet. Birinci faslın evvelinde geçti. Peygamber Efendimiz şunu okudu, şunu okudu diye rivayetler gelmişti. Bu sonki Sübhane Rabbiyel Azim rükûda bunu okumayla emretti ve onunla evvelkilerini de söyledi. Feyehtemilu mühtemil olur ki en yekûne emerahum Resulullah Efendimiz eshabı emretti bir tazim, tazim ile fir rükû, rükûda. قبل أن ينزل عليه وننزل اتمزن أول فسبح باسمك ربي ربك العظيم وآية كلمة نازل olmazdan evvel tazim ile onlara emretti. Ve bi cehdihim onların çalışmalarıyla da emretti bir dua dua ile. Yani duayı da mübah kıldı nerede? Sücudu secdede bima habbu neyi severlerse onu o duayı etmeyi mübah kıldı. Kabden yenzil aleyhi Resul-i Ekrem Efendimiz'e nazil olmasını fekâne minel hüccete aleyhim fî zâlik bu mesele hakkında onların aleyhine hüccettendir ki ennehum gad cealû onlar kıldılar yani İmam Malik ve Abdullah bin Mübarek kavren nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavli şerifini emmer rükû'u feazzimû fîhir rabb bunu kıldılar. Nasihen nesh edici kıldılar. Lima tekaddeme min ef'alihi Peygamber Efendimiz'in ef'alından tekaddüm eden şeyi kable zalik bundan evvel bu nesihten evvel fil ehadisi lüvvel evvelki hadislerde vakı olan duayı nesh edici kıldılar. Feyehtemilü mehtemilülü ki en yekûne emarahum Resul-i Ekrem Efendimiz emretmiş ola bit tazimi tazim ile fir rükû rükûda قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ kendisine nazil olmasından evvel ne? فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَصِيمِ bu ayeti kerime nazil olmazdan evvel onları emretmiş olan وَبِجَهْدِهِمْ de onlara cehdiyle de emretmiş olan yani biddua dua ile yani duayı mübah kılmış olan nerede? فِي سُجُود secdede ne ile dua? بِمَا اَحَبُّ sevdikleri şeyle dua ile emretmiş ola kablen yenzile aleyhi kendisine nüzul etmezden evvel sebbih isme rabbike l'ala sebbih isme rabbike l'ala suresi nazil olmazdan evvel duada secdede duayı mübah kılmış ola felemma nezele vaktaki nazil oldu zalike bu sebbih isme rabbike l'ala aleyhi kendisine Resul-i Ekrem'imize bu ayeti kerime nazil oldu emrehum onlara emretti ki en yentehu intiha edeler ileyhi ona yani sebbih isme rabbikel alaya ona yapışalar onda nihayet bulalar ve onu kılalar, okuyalar nerede? Fî sücudihim secdelerinde. Evet. Yani bunlar dediler ki secdede dua mubahtır. Biz ona cevaben deriz ki Resul-i Ekrem Efendimiz bu ayeti kerime nazil olmazdan evvel secdede dua ile emreylemişti. Ama ne vakit ki sebbih isme rabbikel ala ayeti kerimesi nazil olduysa dedi ki hayır nihayeti budur başka tarafa gitmeyin siz namazda bunu okuyun secdede Sübhane Rabbiyel A'la'yı okuyun ala meşhur bir şey üzerine ki orucudur fi hadis-i Ukbe Ukbe'nin hadisinde orucudur ki Peygamber Efendimiz rükûde 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim secdede de 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la okudu ve la yezidûne aleyhi onun üzerine de ziyade etmezdiler. Fesare zalik işte bu oldu. Nasihan nesh edici oldu. Dima bu iş ol bir
duaları ki قَدْ تَقَدَّمَ تَقَدُّمْ اِتْتِ مِنْهُ فِي عَمْبَرْ اَفَنُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْدَنْ قَبْلَ ذَلِكَ bunlardan evvel سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ لَزِمْ ayetleri nazil olmasından evvel Resul-i Ekrem Efendimiz'in okumuş olduğu dualar mensuh olduğu كَمَا كَانَ نِتَكِمْ olduğu gibi اَلَّذ۪ي اَمَرَهُمْ onlara emretti bihi bununla فِرْرُكُعُ رُكُعُدَ اِنْدَ نُزُولِ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ لَزِمْ nasıl فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ لَزِمْ nazil olduğunda bunu rükûnuza kırınız dediyse bu ne oldu? سَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَلَمْ demesi nasıhan nasıh oldu لِمَا قَدْ كَانَ olan şeyi okuduğu şeyi minhü Peygamber Efendimiz'den sadir olan okunan duaları kalbi zalik bu سَبِّحْ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ لَزِمِينَ azim ayetinin nüzulundan evvelki duaları nasıl bu ayet kerime nasıh olduysa سَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَلَى da kendisinden evvel okunan duaları öyle nasıh oldu. Yalnız burada bir itiraz geliyor. İtiraz şöyle ki فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz etse dese ki اِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ bu oldu مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den hangisi وَاَمَّا الرُّكُوْ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبِّ وَاَمَّا السُّجُودْ فَاِشْتَهِدُوا فِي الدُّعَى فَقَمِنُنْ اَنْ يُسْتَجَبْ işte bunların dediği gibi oldu siz buna cevap veriyorsunuz بِقُرْبِ وَفَاتِهِ Peygamber Efendimiz'in vefatına yakın bir zamanda oldu. Rükûda azimur Rabb, öyleyse Sübhane Rabbiyel Azim okunacak. Ama secdede de içtihad edin. Çünkü secdede dualar kabul edilir. Bu mesele Peygamber Efendimiz'in vefat ettiği sene oldu ki vefat ettiği hastalıkta oldu ki sitareyi keşfetti. Baktı ki Hazreti Ebu Bekir'in peşinde saf saf namaz duruyorlar, kılıyorlar. O zaman bunu emretmiş idi. Kurbi vefatı dedi ki bu. لَأَنَّ فِي حَد۪يسِ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِمَا Abdullah ibn Abbas'ın hadisinde uyudur ki كَشَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّتَارَ Peygamber Efendimiz perdeyi kaldırdı. وَالنَّاسُ حَلْبُكُ نَسْتَ السُّفُوفٌ safsaf idiler. خَلْفَ اَب۪ي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ebubekir'in peşinde safsaf idiler. Ve bunu gördü, işte o vakitte bunu buyurdu. Böyle olursa ondan sonra nasıl bu nasih mensuh olacak? Peygamber Efendimiz'in son zamanında olmuş. Ondan sonra da سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى nazil olmuş. سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى evvelden nazil olmuştu. Bunun cevabı biraz müşkil. Fakat buna cevap olarak قِيلَ لَهُ İmam-ı Tahavi diyor ki فَهَلْ فِي هَذَا الْحَد۪يسِ bu hadisi şerifte olucu mudur ki اَنَّ تِلْكَ İşte o namaz Resul-i Ekrem Efendimiz'in perdeyi kaldırdı da Nasi Ebu Bekir'in peşinde saf saf gördü. Bu namaz hiye bu as-salatu leti şubbi namaz mıdır ki tüfiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz vefat eyledi ve akibaha o namazın peşinde. Ev enne tilkel merdata yahut o hastalık midir ki hiye o merdatu Peygamber Efendimiz'in hastalığıdır. اَلَّتِ اُلَى خَسْتَلِيهِ كِتُوْرُ فِيَ فِيَ وَخَسْتَلِكْتِ وَفَاتِ اِلَدِ Acaba namaz o namaz mıdır? Hastalık da o hastalık mıdır? Ki Peygamber Efendimiz o namazdan sonra vefat etti, o hastalıkta vefat etti. لَيْسَ فِي الْحَد۪يسِ Hadiste olmadı. مِنْ هَذَا Bundan şeyin bir şey olmadı. Yani o namaz olduğuna dair bir delil yok. O hastalık olduğuna da dair delil yok diye İmam-ı Tahavi böyle cevap vermiş oldu. قَدْ يَجُوزُ İmam Tahavi buyuruyor ki وَقَدْ يَجُوزُ caiz ki اَنْ يَكُونَ اُلَى هِيَ o namaz اَسْسَلَاتَ اللَّتِي شُرْبِ نَمَزُولَ كِ تُوْفِيَ بِعَقِبَ onun peşinde Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş ola. Bu böyle olması da caiz ve yecuzu caiz olurken tekune o namaz ola salaten başka namaz ola öyle namaz ki غَيْرَهَا başka bir namaz yani vefat ettiği onun peşinde vefat ettiği namaz değil de başka bir namaz ola ki قَدْ سَحَّ رَسُولَ اَكْرِمْ Efendimiz o hastalığı geçirdi, hastalıktan sonra afiyet buldu. Daha da o hastalıktan sonra böyle bir başka bir namaz da olabilir. فَاِنْ كَانَتْ eğer o namaz olursa
tilke o namaz hiye u as-salatelleti şu bir namaz olsa ki tuvfiye ba'de ondan sonra vefat etti. O namazdan sonra vefat ettiği namaz ise böyle olursa bunda da iki ihtimal var. Fakat yecudu caiz olur ki en yekûne ola sebbih isme rabbikel a'la sebbih isme rabbikel a'la suresi ola ünzilet aleyhi Resulullah Efendimiz'e inzal edilmiş ola ba'de zalik o namazdan sonra kabde vefati vefatından edilir. İşte burası biraz müşkil. Ve bu arada itirazlar var. Yani eğer o hastalık, o namaz ki Peygamber Efendimiz daha namaz kılamadı ve ondan sonra vefat etti. Caiz ki o namazdan sonra Sebbih Esme Rabbikel A'la nazil oldu. Vefatından evvel. Vefatiyle namaz arasında bu olan. Onun için arada bunu buyurmuş olan. Bunda birçok itirazlar var İmam-ı Tahavi üzerine ki Sebbih Esme Rabbikel A'la evvelden nazil olmuş diye bu hastalıkta nazil olmamıştı diye. Bundan birçok itirazlar Beyhaki tarafından İmam-ı Tahavi'ye hücumlar var, itirazlar var. Aynı de ondan taraf cevapları var. Bu müfassal kitaplarda yazıyor. Eğer bu böyleyse ama burada kat'i cevap da bu ki yani İmam-ı Tahavi kat'i böyledir demiyor. Yani böyle olmak caizdir. Ve in kânet tilke salatu yok o namaz olursa mütekeddimeten tekeddüm etmişse lizalik o namaza yani o emretmiş olduğu namaz başka bir namaz idi. Ondan evvel böyle bir namaz kılındı, hasta oldu, afiyet buldu, ondan sonra nazil oldu olursa fehye ehre o daha layıktır ki en yecude caiz ola en yekûne ba'deha o namazdan sonra ola ma zikerne bu nesih işi. Yani vefat ettiği peşinde vefat ettiği namaz değil de evvelce bir hasta olmuş. Bu hastalıkta Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkamamış. Hazreti Ebu Bekir kıldırmış. Ondan sonra da perdeyi kaldırmış, görmüş. Bunu da sonra emreylemiş. Ondan sonra afiyet bulmuş. Ondan sonra da Sebbihisme Rabbikel A'la nazil olmuş. Böyle de olabilir. فَهَذَا وَشُهَذَا الْبَابِ İşte bu babın veçi budur. مِنْ تَرِيْقِ تَصْحِيْ مَعَانِ الْاَثَارِ eserlerin manalarını tasih tarihinden bu babın veçi budur. Ve emmâ veçü zâlike min tarihin nazar amma nazar tarihiyle bunu veçi fe innâ kadreynâ biz gördük mevâdi'a birçok mevziyeler fi salati namazda birçok mevziyeler gördük ki fiha anlarda orucudur zikrün zikir orucudur bunu da gördük fe min zâlik işte o mevziyelerdendir ettekbiru Allahu Ekber demek lüttuhuli fissalah namaza girmek için ve min zalik yine o mevzilerdendir ettekbiru lürrükû rükû için tekbir ve sücud secde için tekbir vel kıyami kıyam için minir kuvvet kuvvetten oturduğun yerden ayağa kalkmak için tekbir alır ya o da vardır fekâne zalik ettekbiru işte o tekbir oldu tekbiren tekbir oldu. Öyle tekbir ki قَدْ وُقِفَ وَكْفُرُنْدَ الْعِبَادُ قُلَّرْ عَلَيْهَا نُسَلِ Şari tarafından bunları böyle yapın denildi. Ve عَلِمُوهُ Onu da kullar bildiler. وَلَمْ يُعْجَلَّهُمْ Evet, cemaate kırınmadı. اَنْ يُجَاوِزُوهُ Onu tecavüz etmek ila gayri gayrisine. Şari tarafından, Peygamber Efendimiz tarafından bu tekbirler onlara öğretildi. Onlar da bildiler. O tekbiri bırakıp da başka bir dua okumaları bunlara caiz görülmedi. Ve min zalik işte bundandır neyma olbik şey ki yeşhedûne şehadet ederler bihanında fül kuğut kuğut da tahiyyatta da teşehhüd ederler. O da bunlardandır. Resul-i Ekrem Efendimiz teşehhüd duasını okudu. O teşehhüd duasını bırakıp da başka bir şey okumak caiz olmadı. Fakat alimuhu o teşehhüd duasını bildiler. Ve vukufu aleyhi an üzerine vakıf oldular. وَلَمْ يُجِعَلَّهُمْ Onlara kılınmadı ki اَنْ يَاتُوا مَكَانَهُ Teşehhüd yerine getireler. Bir zikrin, bir zikir, öyle zikir ki غَيْرِهِ teşehhüdü غَيْرِ bir zikir getireler. Bu olmadı. لَاَنَّ رَجُلًا Bir adam levukale dese مَكَانَ قَوْلِهِ Allahu Ekber, Allahu Ekber yerine dese Allahu Azam, Allahu Azam dese اَوْ Allahu Ecel, Allahu Ecel dese كَانَ فِي ذَلِكْ Bu demesinde olur, müsiye olur, günahkar olur. Niye şari'in tayin ettiği zikri terk ediyor, başka bir şey kendiliğinden uyduruyor.
وَلَوْ تَشَهَّدَ رَجُلٌ bir adam teşehhüd okusa bir lefzin bir lefizdeki yuhalifu muhalif olur lefze teşehhüdü teşehhüdün lefzine ellezi öyle teşehhüd ki caet geldi bihi anında el-asaru eserler geldi hadisler an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ve ashabi ashabında Resul-i Ekrem Efendimiz ashabına öğretti, ashabı bize öğretti. Teşehhüd duaları var. Onları terk etse de ona muhalif başka bir dua getirse kâne fî zâlik bu meselede olur, başka bir şey okumadı olur, müşehin günahkar olur. Ve kâne bâde ferâgî mine teşehhüdü l-akhîr sonki teşehhüdü okuyup bitirdikten ondan farig olduktan sonra kad übihale namaz kılanı mübah kılındı mine dua duadan ma ahabbe dilediği şey yapabilir. Fekîle denildi lehu musalliye nerede fîmâ ol bir hadiste ki Revâ ibn-i Mes'ud Abdullah ibn-i Mes'ud rivayet eyledi radıyallahu anh anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. İşte Abdullah ibn-i Mes'ud'un Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş olduğu hadiste musalliye denildi. Ne denildi? Sümmel yahtar mined duayı ma ahab. Sümmel yahtar sonra musalli ihtiyar eylesin. Mined dua duadan ma ahabbe sevdi günü. İşte bu da hadiste geliyor, aşağıda gelecek ki muhayyer istediği dua yapabilir. فَكَانَ قَدْ مُقِفَى öyleyse vakf olunmuş oldu fi kulli zikrin her bir zikirde ala zikrin bi aynihi ayniyle muayyen bir zikre vakf olundu. Yani şari onu tekdir etti. وَلَمْ يُجْعَلْ لَهُ o namazı kılan adama kılınmadı مُجَاوَزَتُهُ onu tecavüz edip geçmek ila mahabbe sevdi güne geçmek şerif yani şer'i şerif neyi tayin etmişse Resulullah Efendimiz neyi öğretmişse o duayı bırakıp da başkasına gitmek caiz olmadı illa bir şeydi ki kadbu bise aleyhi kanun üzerine vakfolundu nizalik bundan hangi dua öğretildiyse onu okuyacak başkasına geçmeyecek ve in isteva zalik isterse o başka okuduğu dua olsun müsavi olsun ona filmane manada ona müsavi olsa bile Resulullah Efendimiz'in öğrettiği duayı bırakıp da başkasını okumak caiz olmaz. Manada bir olsalar bile. فَلَمَّا كَانَ فِي الرُّكُعُ وَالسُّجُودُ vaktaki rükû ve sücudda oldu. قَدْ اُجْمِعَ اِجْمَعَ olundu ki عَلَى اَنَّ ف۪يهِمَا rükûda sücudda olucudur zikren zikir. وَلَمْ يُجْمِعَ اِجْمَعَ olunmadı ki عَلَى اَنَّهُ اُب۪يحَ لَهُ ona mübah kılındı ف۪يهِمَا rükû sücudda küllü zikir herhangi bir zikir mübah kılındı. Buna icma yok. İcma var ki orada zikir var rükû sücudda. Fakat zikir hakkında herhangi bir zikir okusun bunda icma olmadı. كَانَ النَّزَرُ قِيَسُ اُلْدِ عَلَى ذَلِكَ buna kıyasen اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الزِّكْرُ o zikirde ola كَسَائِرِ الزِّكْرِ فِي صَلَاتِ namazındaki diğer zikirler gibi ola. Nasıl namazdaki zikirleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin etmişse öyleyse rükû sücudu da o tayin etmiştir. O da neden min tekbirihi tekbirinden ve teşehhüdihi teşehhüdünden ve kavlihi semeallahu lmen hamde semeallahu lmen hamde denilmesinden ve kavlil me'mum müktedinin demesinden Rabbena ve lekel hamd Rabbena ve lekel hamd demesinden bunları Peygamber Efendimiz tayin etmiştir. Bunları bırakıp başkasını okuyamadığı gibi rükû sücudda da başka bir duayı okuyamaz illa Resul-i Ekrem'in dediğini okur. Feyekûne zâlik öyleyse bu olarak kavlen hâssen bir has bir kavil olarak rükûda sücudda okuyacağı duada ki lâ yenbâgî li ehedin hiçbir kimseye layık olmaz mücavezeti onu tecavüz etmek ila gayri başka bir duaya onu bırakıp da başkasına gitmek caiz olmaz böyle layık olur. Kemâ lâ yenbâgî lehu namaz kılana layık olmadığı gibi şîsâ eri zikir diğer zikirler ellezi öyle zikirler ki fissalâti namazla ve lâ yekûnü lehu ona olmadığı gibi mücavezetu onu tecavüz edip bırakıp gitmek zalik o duayı ile gayri başkasına onu bırakıp başka duayı okumak caiz olmadığı gibi illa bi tevkifin minel Resul sallallahu aleyhi ve sellem ala zalik illa Peygamber Efendimiz onu bırak da şu duayı oku derse o vakitte Resul-i Ekrem Efendimiz onu tevkif etmedikten sonra tayin etmedikten sonra o duayı bırakıp başkasına gitmek caiz olmadığı gibi rükû sücudda da öyleyse
bir zikir vardır. O da Resul-i Ekrem Efendimiz'in tayin ettiği Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala olması lazım gelir. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu. Ney? Kavlül lezine, şu bir kimselerin kavlü ki vakkatu tayin eylediler. Fî zâlik, bu rükû sücudda zikren hâsın hususi bir zikir. O da Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala. Ve hum, onlar da ellezine şul bir kimselerdir ki zehebu sahip oldular ila hadis-i ukbete, ukbenin hadisine sahip oldular. Alâ mâ fussile, tefsir olunduğu gibi fi ukbenin hadisinde minel gavli zikirden fir rükû ve sücud, rükû ve sücuddaki gavl ki Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala. Böylece bu sabit oldu. Ve hâzâ kavle Ebi Hanife'de ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimehumullah, bu imamın kavli de budur. Fe'in gâle gâirun, bir adam dese ki ve yine fi'ilen, nerede kılındı lilmusalli, namaz kılanırken yekûle diye ba'de teşehhüdü mâhâb, teşehhüdden sonra istediğini okuya, istediği duayı yapa, bu nerede geldi sorarsa, kıyle lehu, ona denilir ki fi hadîti ibn-i Mes'ûd'in, Abdullah ibn-i Mes'ûd'un hadisinde orucudur. Haddesena bizalike Ebu Bekre, İmam-ı Sahabi diyor ki Ebu Bekre bize rivayet eyledi. Kâle haddesena Yahya ibn-i Hammad, قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود buyurduk ki كنا نقول biz derdik خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin peşinde derdik izâ celesnâ oturduğumuz vakitte fissalâti namazla namazda oturduk mütehiyyata Resul-i Ekrem Efendimizin peşinde namaz kıldığımızda teşehhüde oturduğumuzda derdik Esselamu alallah ve ala ibadihi, esselamu ala Cibril'e ve Mikail'e, esselamu ala fulanin ve fulanin, böyle derdik. Tehiyyatta birbirlerine selam verirlermiş. Esselamu ala Allah, selam Allah'a olsun. Ve ala ibadihi, kulları olsun. Esselamu ala Cibril'e ve Mikail'e selam. Cebrail'e, Mikail'e olsun. Esselamu ala fulanin ve fulanin, artık bu fulan dedikleri yerleri tayin ediyor. Filana rahmet olsun, filana selam olsun. Böyle derdik. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdular ki İnnallâhu ve selam. Selam, Allah-u Teala'nın kendisi selamdır. Fela tekûlü hâkeda, böylece demeyin. Velâkin deyin. Velâkin gûlü, lakin deyin. Ne deyin? Fezekere, Peygamber Efendimiz zikreyledi. Etteşehhüde, teşehhüde zikreyledi. Alâ mazikâne, bizim zikrettiğimiz şekil üzerine. Yani siz böyle demeyin de teşehhüdü bize tarif etti. O teşehhüdü de biz zikreyledik. Nerede? Fî gayri hâzel mevdi, bu mevdiin gayrısında onu da zikreyledik. Kimden? Yani ibn Mes'ûd'en radıyallahu anh, Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet edilen o teşehhüdü de bu kitapta başka bir yerde zikreyledik. Onu okuyun buyurdu Peygamber Efendimiz. قال سورة Peygamber Efendimiz buyurdu ki sümmel yahtar, sonra ihtiyar eylesin ahadüküm, sizden biriniz ba'de zalik, bu teşehhütten sonra neyi ihtiyar eylesin, atyebel kelam, sözlerin en güzelini, ev ma ahabbe, yahut sevdiği bir şey, neden minel kelam, duada, duaların en güzellerini de ondan ihtiyar eylesin, okusun. Peki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilen teşehhüd duasını burada yazmamış. Başka biri de yazmış, o da şu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İşte Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilen teşehhüd de budur. Peki bu teşehhüdü okuduktan sonra eğer son tahiyyat ise Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'in inneke hamidun mecid, Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'in inneke hamidun mecid. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e salatu selam da okuduktan sonra duaların en güzellerinden okur. Ulema şunu güzel görmüşler. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekûmul hesâb. Rabbena âtina fid dünya haseneten ve fil âhirete haseneten ve qina azâben nâr. Evet, bunları
münasip görmüşler. İşte bunları ihtiyar eder yahut bunlara benzer ayet-i kerimeden daha başka güzel dualarda ihtiyar edip okuyabilir. İşte Abdullah ibn Mesud'dan gelen bu rivayette işte teşehhüd beyan ediliyor. Haddesena Ebu Bekrete, kâle haddesena Se'id ibn Amir, kâle haddesena Şöbete, en Ebi İshak, en Ebi Lahves, en Abdullah ibn Mesud'dan Ebu Lahves rivayet ediyor. Kâle Abdullah ibn Mesud buyurdu ki, künnâ biz olduk, la nedri bilmez olduk, mâ nekûlu ne diyelim. Yani okuyacağımızı bilmez idik. Beyne kulli raketeyn, her iki raket arasında okuyacağımızı bilmezdik. Gayre enna, şu kadar var ki biz nusebbihu, tesbih getirirdik, subhanallah derdik, ve nükebbiru, tekbir getirirdik, Allahu ekber derdik, ve nehmedu rabbena, elhamdülillah diye Rabbimize hamd ederdik, ve enne Muhammeden utiye fevatihel kelim ve cevami'ahu, bunu okurduk. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fevatihül kelim ve cevamül kelime verildi ki, yani kelimelerin fatihaleri, başlangıçları ve cevami az, kelime fakat manası çok. Ev kâle yahut dedi ki havatimehu, fevatihül kelim değil de havatimel kelim, öyle dedik. Fekâle buyurdu ki Resul-i Ekrem Efendimiz onlara buyurdu ki, izâ ka'attum firrek'eteyni, iki reketin başında oturduğunuzda, فَقُولُ دِينَ فَزَكَرَ, biz Resulullah Efendimiz o vakit zikreyledi, اَتَّشَهُدُ اَتَّشَهُدُ, yani فَقُولُ دِينَ, ne deyin? اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد ونبيه ورسوله. Bunu oku deyin. Siz işte bunu okuyun. ثُمَّ يَتَخَيَّرْ, sonra tehayyür eylesin. ثُمَّ يَتَخَيَّرْ, sonra seçer اَحَدُكُمْ, sizden biriniz, minet dua, duadan مَا عَجَبَهُ, kendisine hoşuna giden duayı seçer, okur. Evet. Neyi seçer? مَا اُلْ بِي duayı seçer ki اَعَجَبَهُ اِلَيْهِ, kendisine hoşuna gitti. فَيَدْعُوا, dua eder bihi, o duayla رَبَّهُ رَبِّسِنَ. İşte onu da dediğim gibi ulema, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. Bu ikisi de gayet güzel dua olduğundan bunlarla dua eder. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَاذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَادٍ, فُضَيْلُ بْنُ عِيَادٍ أَسَدْ, أَسَدْ'den de İmam-ı Tahavi, رَبِيعُ الْمَاذِّنِ, رَبِيعُ الْمَاذِّنِ'den de İmam-ı Tahavi rivayet ediyor. رَبِيعُ الْمَاذِّنِ İmam-ı Şafii'nin tilmizlerinden Tahavi'nin hocası oluyor. Rebi'ül Mezi'nin Şeyh-i Esed, Esed de Fudayl ibn-i İyad'dan rivayet ediyor. Bu Fudayl ibn-i İyad'ın ulema-i kiramdan ve zahidini kibardan bir zattır. Bunun tecrübe-i hali meşhurdur. Bu evvelce Horasan taraflarında yol kesen bir hırsız imiş. O kadar şöhret bulmuş ki kafileler onun korkusundan gizlenirlermiş, gece yürüyemezlermiş, yolu keser soyarmış. Bu meşhur. Sonradan Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buna tevbe nesip ediyor. Tevbe ediyor ve Allah-u Teala'ya da yalvarıyor ki, Ya Rabbi, bu yaptıklarıma kefaret olarak ben Mekke-i Mükerreme'de kalmayı ve Kabe'nin yanında sana ibadet etmeyi nezir ve vaat ediyorum, benim geçmiş günahlarımı affet, benim tevbem de bu olsun, orada ibadetle meşgul olayım. Bu arada Mekke-i Mükerreme'de kalıyor, ibadetle meşgul oluyor ve meşhur zahidin kibardandır bu. Bunun tercüme-i hali uzundur. İşte bu hadisi o tarikten rivayet ediyor. O da kimden? En Mensur ibn-i Mu'temir. O da Mensur ibn-i Mu'temir'den rivayet eylemiş. En Şakik'in, o da Şakik'den. En Abdillah, o da Abdullah bin Mesud'da. Abdullah bin Mesud da en Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş. Mislehu, aynen yukarıda okuduğumuz hadisin mislini. Gayre ennehu kâle, yalnız bu rivayette şu kadar var ki dedi ki, sümmel yetehayyer, sonra o teşehhütten sonra namaz kılan adam ihtiyar eylesin minel kelami, kelamdan yani duadan, ba'du, teşehhütten sonra maşa diledi gibi. Zaten lefz-i itibariyle başka ama
ثم يتخير أحدكم من الدعاء ما أعجبه إليه فيدعو به ربه. Burada öyle diyor. Burada da sümmeliyete hayyer minel kerami ba'du maşa. Farkı yok. Fe ubihalehu. Öyleyse namaz kılan bir adamı mübah kılındı. Ha huna burada. Yani teşehhütten sonra. En yahtare. İhtiyar etmek. Minel dua. Dua da ney ma ul bir şey ki habbe sevdi. Ney sevdüse onunla dua etmesi mübah kılındı. Lenne ma sivahu. Onun masivası minel salatı namazdan bir hilafi, bunun hilafınadır. Niye? Ötekilerde hepsinde Resulullah Efendimiz'in tayini var. Onları bırakıp başka tarafa gidemez. Ama teşehhütten sonra Resulullah Efendimiz onu muhayyer bıraktı, istediği duayı yapsın. Min zalik, işte bundandır ney? Ma zekana, bizim zikrettiğimiz. Minet tekbir, tekbirden. Fî mevâdî mevzelerinde. Her yerde bir tekbir var ya, iftida tekbiri, rükû tekbiri, secde tekbiri, ondan sonra semâllâhu'l-men hamide rabbenâ rekelhem. Bunlar tekbirler var yerlerinde ve minet teşehhüdi fî mevzîhî. Bir de mevziinde de teşehhüd var. Et-tahiyyâtı oturdu mu? Et-tahiyyâtı duasını okuyacak. Ve minel istiftâhi fî mevzîhî. Bir de mevziinde istiftah var. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Evet. Allahu Ekber dedikten sonra bunu okuyacak. Ve minet teslim, teslimden fi mevzi, o da yerinde. Namazı bitirdim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyecek. Fecu'ile zalik, işte bunlar kılındı. Zikren hasen. Hususi zikirler kılındı. Ne olduğu halde gayre müteaddin, teaddi etmez olduğu halde ila gayri gayrisine. Bu zikirler yerli yerince tayin edildi. Bunları terk edip başka bir duaya gidilmez ve başka bir dua okunmaz. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ. Buna kıyasen en yekûne kezâlik. Böylece ola اَزْزِكْرُ zikir فِي الرُّكُعُ وَسُّجُودُ. Rükûda, sücudda da zikir böyle ola. Zikren hâsen, hususi zikir ola. Rükûa mahsus zikir, secdeye mahsus zikir ola ki la yeteadda, tecavüz etmez ila gayri gayrisine. O zikir has, o zikiri bırakıp başkasına gidemez. Öyleyse rükudaki hususi dua ne oldu? Subhane rabbiyel azim. Secdede de hususi dua Subhane rabbiyel a'la. Onları terk edip başkasını okuyamaz. İşte bu babda da, bu bab burada bitmiş oldu. Rükuda, sücudda hangi dualar okunacak? Onları beyan buyurmuş oldu. Bundan sonra Babul İmami yekulu semiallahu limen hamide. Bu bab geliyor ki imam rükudan kalkarken semiallahu limen hamide diyecek. Bunu dedikten sonra imam Rabbena ve lekel hamd diyecek mi, demeyecek mi? Cemaat diyecek. İmam semiallahu limen hamide dedi mi? Cemaat İmam rükudan kalktıktan sonra Semiallahu'l-men hamidettir kalkar ya, orada Rabbena ve lekel hamd diyecek mi, demeyecek mi? Müktedi imamdan Semiallahu'l-men hamide işitti mi, Rabbena ve lekel hamd diyecek. Fakat imamın kendisi diyecek mi, demeyecek mi? Bu baba geliyor ve bu babdan sonra devam ediyor. Bu da inşallahü teala bundan sonra gelen derslerde bu beyan buyuruluyor. Yalnız burada beyan edeceğim, size söyleyeceğim bir söz var ki vaktiyle bu kitabı talebelerle beraber Medine-i Münevvere'de baştan başladık. Bu Şerh-i Mani'l Asari sonuna kadar okuduk. Bu Babul İmami yekulu semiallahu'l men hamide. Bu baba gelinceye kadar banda almadık. Şeritleri almadık. Ondan sonra talebeler dediler ki bunu banda alalım. Talebeler sonradan istifade etsinler. Bundan sonra dersleri kitabın sonuna kadar bantları aldık. Aradan birkaç sene geçti. Talebelerden birçokları rica ettiler. Bu evvelki banda almadığımız yerleri tekrar okusan da banda alsak da bu kitap tamamıyla banda geçmiş olsa,
dediler. Ve bunun üzerine de tahminen 2-3 sene geçti. Ben de buna bir himmet edip de meydana getiremedim. Fakat elhamdülillah bu sene 1409 senesi Zilkade ayı içerisinde buna başladım. Ve Zilhicce'nin bugün 7-8'i buna muvaffak oldum ve bu gece bunu tamam eyledim. Yani baştan ders evde kendi kendime evvela şerhleri mütalaa ederek ondan sonra da bunu ders okuyarak 47 banda kadar geldi. 47'den sonra gerisini evvelce çektiğimiz bantlardır. Onlar sıra tertibi üzerine gidecektir. Yalnız şunu burada beyan etmek isterim ki bu kitabı evvelce okuduğumuz sırada bunun bir şerhini elde edememiştim. Kitabı okuduktan, bitirdikten sonra bir gün kitapçıya gittim. Kitapçıda baktım ki güzel bir kitap. Orada ciddi mitli bir kitap satılıyor. Lan bu kitap nedir? Talebelerden de birisi bana haber verdi. Baktım ki kitap Emanil Ahbar fi Şerhi Me'anil Asar isminde bir eser, 4 cilt. Kitabı görünce baktım ki gayet güzel bir şerh. Bu şerhi ben aldım. Bu şerhi aldım. Fakat kitabı bitirdikten sonra bu şerhten ben çok güzel istifadeler ederdim elime geçmiş olsaydı. Şerh olmadığından dolayı birçok yerlerde yorulduk. Birçok hadis kitaplarına müracaat etmek mecburiyetinde kaldık. Bu da ilk önce okuttuğum kitap olduğundan dolayı epey zorluklar çektim. Fakat bu şerhler elime geçtikten sonra bu kitabın başından Babul İmami yekûlü semeallâhu l-ben hamide bahsine kadar elimden geldiği kadar şerhi mütalaa ettim. Mütalaa ettikten sonra okuttum. Onun için şimdi batları dinleyen adam ses farkında da belli olacaktır ki bundan 4-5 sene evvelki genç zamanımızdaki sesimiz başka türlü. Şimdiki okuduğumuzda da ses ihtiyar halinde başka türlü oldu. Fakat ümit ederim ki bu baş tarafını sonradan tekrar şerhi mütalaa ederek okuduğundan daha esaslı oldu. Bundan sonraki gelen bantlarda şayet hata olmuşsa bu hata da elimde şerh olmadığından dolayı hata olabilir. Böyle bir kusurlar gören bir adam artık aff ile saf ile muamele eylesin, kusurumuza bakmasın. Zaten biz bir alim diye bu kitaba girişmedik. Kendimiz istifade edelim, bir talip olarak bu kitabı okuyalım ve başkalarına da bildiğimiz kadar okutalım. Fakat inşallah himmeti yüksek olan zevat-ı kiram bu kitabı okurken okusunlar, o Emanil Ahbar şerhini de alsınlar. O Emanil Ahbar tamam değildir. 4 cilttir. 4 cilt kitabın aşağı yukarı 1/8'ini ancak şerh etmiştir. O zat da vefat etmiştir. Şeyh Yusuf Kendehlevi, Allah rahmet eylesin. O da itmam edememiş. Fakat o kadar olsun, bu kitabın o 4 cilt şerhini kitabın 1/8'ine kadar takip ederse birçok istifadeleri olur. Tabi malum ya, İmam-ı Tahavi büyük imamlardandır. Feyzi müstesnadır. Kitabı da gayet güzel bir tertip üzerine telif eylemiştir. Bir taassube sahip olmadan, kimseye hücum etmeden her iki tarafın delillerini güzel izah eder. Ondan sonra herhangi kevülde sahip olanlar varsa ve kâle kavmindir, onların delillerini beyan eder. Onlara bir hücum yapmaz. Yanlıştır demez. Bir mesele hakkında 2 mi var, 3 mi var böyle ihtilaflı meseleleri delilleriyle beyan ettikten sonra en sonunda Hanefilerin delillerini getirir ve bihi kâle yahut da ve bihi ahaza Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed'dir. Bazı yerlerde İmam-ı Ebu Hanife ayrılmış, İmam-ı başka tarafa gitmişse onu da beyan eder ki ve bihi kâle Ebu Hanife yahut da ve bihi kâle Ebu Yusuf yahut da ve bihi kâle es-sahiban, kendisinin de bazı fikirleri olur, onu da beyan eder. Ve bihi nehuz diye
bazen İmameyn'den olur, bazen İmam-ı Azami'de olur, bazı bir iki yerde de müstakil kendisinin bir fikri var. Onu da ayrıca beyan eder. Fakat öteki taraflara itirazı da yoktur. Allah kabrini rahmet eylesin, bütün ulemanın kabirlerini nur eylesin. Biz onların ilimlerinden istifade eyledik. Allahu Teala onların şefaatine bizi nail eylesin. Cenab-ı Hak lütfü keremiyle bize aff ile muamele buyursun. Ömrümüzü bu kitapları okumakla geçirmiyoruz. Bunları zikir telakki ediyoruz. İnşallah Teala bu ilimleri okup bir adam öğrenip başka ümmeti Muhammed'den başkalarına da öğretirse en büyük bir fazilet, en büyük bir ibadettir. Ülemanın mürekkebi, şühedanın kanile müsavi olsa gerektir. Bu malda hadisler var ya, biz de elimizden geldiği kadar alim değil ama himmet eyledik, ömrümüzü sarf eyledik. Cenab-ı Hak rızasına muvafık eylesin. Yapmış olduğumuz hatalardan dolayı bizi affeylesin. Gari-i Kiram, bizim bantları dinleyecek adamlar bazen olur ki ifade noksanlık olur, ifadeyi tam ifade edemedik. Yahut olur ki bazı yerde yanlış anladık, yanlış ifade ettik. Böyle bir şeyler görürlerse hatalarımızı tasih eylesinler ve bizi duadan unutmasınlar. Beşer şaşar, kemal Allah'a mahsustur. Herkesin bir yerde ayağı kaydı olur. Zaten biz bu kitaba başlarken yani bunun ehliyiz, biz bunu beceriz kabilenden değil. Yani bu kitabı bir okuyalım diye girdik. Fakat etrafımızdaki talebeler de bundan istifade etsin diye bantları aldık. İnşallah Teala onlar kitabı önlerine korlar. Şeridi de makineye korlar. Şeritten okudukça kitaptan da takip ederler. Bizim verdiğimiz ifadeler inşallah onlara bir delil olur. Onu okurlar. Bizim yanlış anladığımız yerler olursa onu da kendileri kitaplarında tasih eylesinler. Çünkü banda tasih edeyim diye girerse band bozulur. Banda dokunmasın, yalnız onu kendi ayrıca bir not defterinde not etsin ki evet bandın filan yerinde filan hatası var. Şayet ömür var ise bunu dinleyenler böyle bir hatalarımızı bulurlarsa bize yazmalarını bildirmelerinde çok rica ederiz. Adresimiz bizim Medine-i Münevvere'de Babül Mecid-i Hattat Mustafa Necateddin diye gönderirlerse çok memnun olurum ve duacı olurum. Çünkü o benim hatamı bulup da beni gönderen adam beni iyilik etmiş olur. O bantta belki aslında böyle büyük bir hata olursa yine ben kendi sesimde onu tasih ederim inşallahü teala. Yok şayet biz bu fani dünyadan geçer gidersekse bize dualar eylesinler. Bu bantlardaki hataları da bir ufak eserle neşeylesinler ve bu bantları kim alırsa onunla beraber alsın ki bizim hatalarımız şu yerlerdedir. O adam da bizim bu hatalarımıza bakmasın, yine bizi duadan unutmasın. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.